Ama şimdi yorumlar tabii ki sizin. Nasıl söyledi, nasıldı? 78 senesi Coşkun Sabah'la birlikte bana o zaman ut çalıyordu. Coşkun Sabah solist olmamıştı. Efendim ut çalıyordu. Saz üstadlarımın arasındaydı. Ve bu eseri Gar Gazinosu'nda okuyorum. 2000 kişilik bir gazinodur. Sen bilirsin, Gar'ı duydun da bilir. Ondan sonra orada okuyoruz. Evet. Şimdiki gibi böyle aptal aptal işler yok. Yani cuma, cumartesi falan okunmuyor. Haftanın her gecesi okuyoruz. Pazarda ayrıyeten umuma matine, çarşambada bayanlara matine yapıyoruz. Efendim. Gazino dünyasının dorukta olduğu bir dönem. Tabii, tabii, tabii. Evet. Öyle programlar yapıldı. Şimdi artık böyle cuma cumartesiye indirilmişti. Şimdi de yakında cumartesiye indirilir. Zaten gazino yok. Bir işte bizim Zeki Çetin'i biliyorsunuz. Evet. O iddiayla böyle yürüteyim diye yazık efendim çaba veriyor. Bir de idealist de çocuk. Türk musikisi, Türk musikisi diye. Hani aptal saptal böyle şarkıları okutmaz. Yaptırmaz. Efendim. Gar Gazinosu. Gar Gazinosu'nda o zaman getirdi bana bu eseri Coşkun Bey. Ve beraber işte utu eline aldı böyle. Ben de oturduğum yerde. Beraber deşifre ettik. Ve o zaman okumuştum bu eseri. Çok tutulmuştu. Evet. Efendim gençlik tarafından. Baharı Bekleyen de biliyorsunuz onu, evet, çok sevilmişti. Daha vardı Coşkun'un, epey okudum eserlerini. Toprak Asi Murad'ımı okudum. İşte bu bizim hikayemiz okudum. Hepsininkini, arkadaki hocanınkilerden de çok okudum. Hepsininkini okudum. 36 sene. Ne okuduğumu da şey bilmiyorum artık. Hepsini unutuyorum, karıştırıyorum bazen. Efendim ama neticeye bağlayalım. Ben beğendim. Bir de tabii ki ayrıyeten onu beğeniyorum. Kabuklu şan fıstık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben kısacık bir bilgi vereyim. Popstar Alaturka'yı yaparken mekan bakıyoruz, nerede yapalım diye. Maxim Gazinosu'nda yapalım fikri çıktı. Ve star yöneticileriyle beraber acaba Maxim'de yapabilir miyiz diye gittiğimizde Maxim'in içi otopark olmuştu. Çok üzüldük. Yani öyle bir gazino, öyle bir mekan da kalmamış. O kültür zaten bitti. Evet. O, Allah rahmet eylesin, benim manevi babam olarak addettiğim ve bu alemin kralı, hakikaten kralıydı. Ve ben o üniversiteden yetiştim. Bazen sorarsınız ya, evet, işte bunların nasıl oluyor da diye. Ben o üniversiteden yetiştim. Halk konserinde okumak da önemlidir. Efendim, konsertist olarak okumak, icraî faaliyet yapmak da çok önemlidir. Gazinoda hayatı da çok önemlidir. İçkili insanlara gecenin 12'sinden sonra o buğulanmış beyinlere bir şeyleri kabul ettirip onların beğenilerini alabilmek çok zordur. Malumunuz vecile bizlerin çıktığı saatler hep yarım. Her alt kadroda İbrahim Tatlıses falan varsa biliyorsunuz o da çok sevilirdi. Kaç defa biz yapardı. Evet. Efendim bu arada şey söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? İbrahim Bey'e sormuşlar. Hülya Hanım'ın programında Hülya Hanım sormuş. Demiş ki senin için böyle böyle söyledi Bülent Ersoy. Hülya Hanım da hiç merak etmesin. Başkaları da hiç kendilerini yormasınlar. Ben İbrahim Tatlıses'e ne söylersem söyleyeyim. Bir kere o tabanda onun müzikalitesine duyduğum büyük sevgiyi ve saygıyı o çok iyi bilir.
Ve benim İbrahim Tatlıses beyefendinin yanında epey bir kredim vardır. O kredilerim bitmez. Kaldı ki ben kötü bir şey söylemedim. Böyle dedim. Ne var bunda, erkek adam yapıyorsa kadınlar düşünsün. Yani erkek adama ne olur ki? Ama müzikal manada yani kanlı bıçaklı olsak her zaman söylerim. Bu kadar eğitimi olmayıp ümmi olup eğitimlilerden daha fevkaladenin fevkinde okuyabilecek efsafta birkaç kişiden biri bir de budur. Bu da öyle. Şimdi yanımda yakınımda diye söylemiyorum. Biliyorsunuz benim dilimin kemiği yoktur. Hep söylerim. Ama sanki eğitim görmüş işte evci ara makamı ne arızalar alır, efendim bestenigar ne alır, devri hindi, devri kebir nasıl vurulur falan, sanki yutmuş. Ne yutmuş güzel. Yutmuş değil. Yutmamış ama yutmuş gibi okuyor. Bu Allah vergisi. Evet. Kibariye de. Bunlar büyük sesli kadınlar. Bizim şey. Yıldız Tilbe. Neydi o? Bizim hiç duymadım boyu kısa olan. Mine Koşan. Koşan. Mine Koşan. Mine Koşan da öyle. Niye güldünüz? Armağan'da Yıldız Tilbe dedim de Yıldız Tilbe diyorsunuz sandım. Onu siz söylüyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim. Mine Koşan'da kalmış. Mine Koşa. Bunlar hakikaten Türkiye'nin medar iftarı insanlar. O da o sormuş işte o da bir reyting yapsın diye veyahut da İbrahim Bey de hani fevridir ya evet. Bir şey söylesin diye ama İbrahim Bey çok akıllı bir adam. Kiminle diskosyona gireceğini çok iyi bilir. Beni çok sevdiği için, çok saygı duyduğu için cevap dahi vermemiş. Ben müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve benim her zaman çok sevdiğim ve saygı duyduğum arkadaşımdır. Ben eğer bir şeyleri söylediysem, o kadar büyük yerlerin elemanı ki, onun hiç öyle şeylere ihtiyacı yok. Ne gerek vardı babında da söyledim. Evet. Aksi bir şey zaten olamaz. Benden olamaz. Evet. Efendim ben ne diyordum şimdi? Şey diyordunuz. Evet. Bu en İbrahim son... Tatlıses'e nereden geldim ben yahu? Şimdi. Peki Orhan ben Bey de... çok çok özür diliyorum. Hemen geleceğim efendim. Size. Ben de İbrahim Tatlıses'le beraber çalıştım. Kendisi Popstar'da daha evvel jüri üyesi oldu. Kendisi çok sevdiğim ve çok saydığım çok değerli bir sanatçı. Ben sizlerden bir alkış istiyorum İbrahim Tatlıses için. Hiçbir şekilde gerçekten bizim ona sevgimiz değişmez. Buyurun Orhan. Şimdi ben buraya nereden geldim? Ben bile unuttum. Bir yerlerden vallahi geldim. Vallahi şaşırdım. Ben yerden hatırlarsam girerim araya. Konuş sen. Şimdi bir hayli konuşacağız. Benim de konuşacağım bir dolu şeyler var. Biraz uzatacağız ama konuşmamız gerekiyor. Ben size işaret ederim. Yok. Şimdi Bülent şeyde. Kardeşim bir hayli konuştu. Ben de bir hayli tabii, konuştum. Tabii tabii. Devam ederiz. Yani gece boyunca konuşacağız. Benle yarış edin. Güzel şeyler söyledi. Hayır yarış değil. Güzel şeyler söyledi. Ben de söylemek istiyorum. Tabii ki. Ah anneciğim ah. Yorumculardan bahsettik. Ve gerçekten çok güzel yorumcularımız var. Bahsettik. Ama asıl geride kalan gizli kahramanlardan bahsetmedik. Yani şunu söylemek istiyorum. Müzik olgusu besteciyle başlar. Eğer ortada bestelenen, yaratılan bir şey yoksa onu hangi yorumcu ne yapacak? Yok ki bir şey. Tabii. Dolayısıyla her müziğe en büyük zaten, katkıyı veren... Coşkun Sabah. Tabii tabii. Mi? Ben yalnız Coşkun için söylemek istemedim de bir an şu an onları hatırladım. Ve o besteciler yarattığı için yorumcular da o yaratılanı okuyor. Ve bütün dünyada sanatçı denildiği zaman sanatçı unvanını birinci derecede veren bu yetenektir. Bu olgunun başındaki insanın varlığıdır. Mesela orta çağda olsun, daha sonra olsun Avrupa'da sanatçı denildiği zaman eser oluşturan, yaratan kişi bu eserini vücuda getirmek için her türlü yardımı almaya çalışırmış. Kendisinde para olmayabilir. Gidermiş bir kont, dük,
vesaire. Bizde de sarayda, Enderun'da olduğu için sultanın yardımıyla olmaktadır bunlar. Ve yapmış olduğu eseri halka dinlettiği takdirde bir delil olarak sunmuş oluyor. Çünkü şimdiki gibi kayıt yok. Tabii. Ve bu delili de ortaya koyan tek şey notadır. Notaya çekiliyor. Fakat notayı herkes bilmiyor. Nota sadece toplu icra için gerekli olan bir unsurdur birinci derecede. Nota olmadığı zaman şu gördüğümüz arkadaşlarımız, saz arkadaşlarımız birbirine karışırlar. Birbirine karışır. Harap saçına. Demek ki burada bilginin, müzik ilminin son derece büyük önemi vardır. Ve yaratan kişi o yapmış olduğu yaratısını ortaya koymak için bir sahnede her türlü zorluğu çekermiş. İnsanları o organize edermiş, gazino yer, bulunduğu yeri o organize edermiş, her türlü masrafı üstlenirmiş, notaları yazan oymuş ve o kişiye sanatçı derlermiş. Anladım. Ve o koroları idare edermiş, 100 kişi, 200 kişi, 150 kişi. Bizde de buna benzeyen çalışmalar var. Yani demek istediğim, bizler genelde yorumculardan bahsediyoruz ya hep. Tabii ki. Sen alınma hayatım, sen hayran, çok önemli bir bestekarsın. Ben kendim için söylemiyorum. Aa. Yani bu bir müzik uygulaması bilgisi olduğu için ondan bahsetmek istiyorum. Ve ben sizlerden şunu rica ediyorum ki buyurun. O yaratıcı sanatçılara en büyük alkışlardan bir tanesini vermenizi istiyorum. Tüm bestecilere, söz yazarlarına ve aranjörlere ve icracılara. Çok teşekkür öncelikle ediyoruz. Öncelikle bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ayrıca, ediyoruz. Son olarak biraz daha söylemek istiyorum. Bir cümle, çünkü yukarıdan uyarıyorlar. Tamam. Devam edeceğiz. Şimdi bir son cümle daha alayım. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu hafta Atatürk haftası. Evet. Atatürk'ümüzün haftası. Evet. Atatürk'ümüz der ki müziğimizi muasır devletler seviyesine çıkaralım. Bu şu anlama gelir. Çağdaş ülkelerin seviyesine çıkaralım. Bu ancak bilgiyle olur, eğitimle olur. Onun yanı sıra şu güzel sözü de söylemiştir. Efendiler, milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Çünkü sanatçı doğuştan olunur. Böyle demiş Büyük Atatürk. Bunun üzerine hiçbir şey söylememiz gerekiyor. Saygıyla yad ediyoruz. Peki. Hemen Okan için o zaman hızlıca yorumları almak durumundayız. Mikrofon bende. Okan gayet iyi bir yorumcu ve yine iyi bir yorum yaptı şüphesiz. Ama bu şarkının çok daha evvelinden itibaren sevgili Bülent harika bir ilgiyle bunu söylemişti. Evet. Sanki ona aitmiş gibi hissederim bunu daima. Peki. Armağan'cığım? Bence bu şarkı da deftere dürülmüş şarkılardan. Ama tabii Bülent Hanım bunu olağanüstü kalıyoruz. Okudu ama evet. Bir de yani hiç kıyaslamamak lazım. Ama insan ister istemez kıyaslıyor. Şimdi Okan orada söylüyor. Bülent Hanım burada oturuyor. Sağ tarafına mırıldanıyor. Kasetten dinlediğim o ses kulağımda. Kıyaslamamak mümkün değil. Salonda kime sorsanız herkes belki de bu şarkıyı ilk duyduğunda Bülent Hanım da burada oturuyorsa mutlaka aklına Bülent Hanım'ın o sesi gelmiştir, kulağına gelmiştir. Gelmemesi mümkün değil. Hepimizin hafızasına yer etmiş bir şarkı bu. Tabii ki. Yani yıllarca söyledik, yıllar sonra tekrar söylüyoruz. Hala biri söylediğinde alkışlıyoruz. O kadar yer etmiş kulağımızda. Mukayese etmeden. Ama işte o mümkün değil. Peki o zaman. Bazı şarkılar maalesef mümkün değil. Şarkı bulamayacağız yakında. Yok. O kadar değil ya. Ama bu haftanın jonglörü de sensin. Birazdan 3 tane labutunu çıkartıp böyle sahnede çevirecekmişsin gibi duruyor. Yani benim kotla ya da modern kıyafetle Türk sanat müziği söylenmez gibi bir şeyim yok. Her şekilde söylenebilir ama demode de olmamak lazım. Rüküşte olmamak lazım. Peki. Hemen Ebru Gündeş'ten de alalım kısa bir yorum. Ve notları alacağız. Çok zor bir haftaydı onun için çünkü... Evet. Bülent Ersoy'un şarkısını Bülent Ersoy'un karşısında okumak cesaret ister. Bir kere her şeyden önce cesaretinden dolayı kutlamak lazım. Ama tabii ki Bülent Ersoy'lardan bir tane var. Tabii ki. Onlardan bir tane var. Bir ikincisi olmayacak. O yüzden bu şarkıları herkes okuyacak. Belki aynı lezzeti vermeyecek ama gençlerimizi de alkışlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Notları alıyoruz. 8 verdi Armağan Çağlayan. 8 Orhan Gencebay, 8 Ebru Gündeş. Ben 9 veriyorum. 9 veriyor Bülent Ersoy. Tebrik ediyoruz. Bakalım kaç aldı puan olarak. Şimdi hesaplayacağız.